Ayakkabıları eskitmek için sahaya indiklerini, esnaf ziyareti yaptıklarını ifade eden İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel, Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu'nda yaptığı açıklamada 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının ülkeyi ne hale getirdiği ortada. Kütahya halk ve esnaf ekonomik krizle mücadele ediyor. AK Parti iktidarı sayesinde esnaf elindeki malını, ürününü satamıyor. Vatandaş da alamaz hale geldi, dedi. Emeklilerin maaşının arttırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif verdiklerini ama İyi Parti'nin verdiği kanun teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından reddedildi diyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Biz ayakkabı eskitmeye çıktık. Bugün itibariyle halkımızla beraber kucaklaşmaya başladık. Esnaf oturuyor. Kütahya'da hiçbir yatırım yok. İnsanların yüzleri gülmüyor. Tek tek esnaf dolaştık. Durumlarını anladık. Notlarımızı aldık. Ama biz gene aynı şekilde İyi Parti olarak gezmeye devam edeceğiz. Sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. Bu sorunların hepsini genel merkezimize ileteceğiz. Tabii ki işimiz bizim Türkiye'nin bu tek adam rejiminden kurtararak Türkiye'yi daha demokratik hale getirmek, yoksulluğun önüne geçmek, yolsuzluğun aynı şekilde önüne geçmek, adalet sistemini tamir ederek adaleti getirmek. Tüm uğraşımız bununla beraber, halkımızla beraber bunu kucaklayıp gereğini seçimde Kütahyalı olarak yapacağız. Biliyorsunuz ki Kütahya 20 yıldan bu yana AK Parti'ye oy veren bir ildir. İnsanı devletçidir. İnsanı biraz daha tevazuludur. Fakat AK Parti iktidar hükümetinin devlet olduğunu düşünerek 20 yıl boyunca oy verdi. Fakat 20 yıl boyunca Kütahya'nın yıllardan bu yana, Atatürk zamanından bu yana edinilmiş tüm kamu sektörleri özelleştirildi. Kütahya caddelerine baktığımız zaman sadece emekli görüyoruz. Asgari ücretle çalışan görüyoruz. Tabii ki bu şekilde olduğu zaman insanlar mutlu olarak gezemiyorlar. Bizim de Avrupa'daki insanlar gibi gezip tozmaya hakkımız var. Bizim de onlar gibi istediğimi alıp istediğimi giymeye hakkımız var. Türk milletinin garip olmasına gerek yok. İyiler iktidarında inşallah bir daha krizlere dönmemek üzere yeni bir ekonomi yapılanmasıyla ülkemizi kalkındırmayı amaçlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yukarıdan geliyoruz, esnaftan geliyoruz. Geldiğimiz zaman tek şikayet bir işin yokluğu, iki insanların görüp alamaması, fiyatların çok yüksek olması, fiyatları söylerken dahi utanır hale geldik bunlar. Nasip olursa iyilerin hükümet zamanında, iyiler hükümet zamanında muhakkak ki hem çiftçiye, hem öğrenciye, hem de Kütahya halkına, Türk halkına daha doğrusu yaşanabilecek bir ücreti verilmesi. Biliyorsunuz dün mecliste emekli maaşlarının en az asgari ücrete çekilmesi noktasında teklif verildi. Bu teklif AK Parti ve MHP'nin itirazları sonucunda reddedildi. Tüm amacımız insanımızın mutluluğu için, insanımızın huzuru için. Biz gezmeye devam edeceğiz. Her yerde iyileri görmeye devam edeceksiniz. Herkes iyi olmaya başlayacak inşallah.